Merhabalar, ben Kötü Strate ve Kafası Efsun'un 20. bölümüne hoş geldiniz. Ve yaptığım birkaç değişikliği değineceğim. Maintain saç burada. Şuralar taşındı. Input hatch'lerden biri buraya. Input bus buraya, input hatch buraya bağlandı. Aşağıya döndürüldü yüzleri. Muffler hatch de buraya bağlandı çünkü buraya sürekli girip gelmem gerekecek. Hatta buraya bir kapı döşeyeceğim birazdan. Ve biraz test için bunu çalıştırdım. Şuna sağ tıkladığımız takdirde bu arkadaş çalışmaya başlıyor. Burada sürekli 16 charcoal olacak şekilde ayarladım. Su ise gördüğünüz gibi bayağı güzel tüketiliyor. Yaptığım diğer değişikliklere gelecek olursak. Oy, fazla gittik. Şurası komple su için. Tabii bu arkadaşlar henüz çalışmıyor çünkü Steam'i doğru düzgün bağlamadım. Birazdan otururlar. O durumda da çalışmaya başlarlar. Evet. Steam üretimimiz bu yavaş yavaş verimliliği artmaya başlayacak bunun. Neydi? Portable scanner. Bunun yapımı biraz sıkıntı, evet. Bir şeylere bakacağım. Shutter module, drain, computer monitor, displays data. Computer monitörü yapabilirim aslında da alüminyumum yok. Alüminyum için blast furnace lazım. Daha doğrusu gelişmiş blast furnace lazım. Bakalım. Electric blast furnace. Heat proof machine casing. Invar'la yapılıyor. Heating coils. Evet, buna daha sonraki bir bölümde girişeceğim. Şu an IC2'nun blast furnace'ymiş bu da. Şu an girişmek istemiyorum. Evet, bu çalışa dursun. Acaba çıkış mı yetmiyor? Onu merak ettim. Şimdilik şunlardan keselim enerjiyi. Çıkış yetmiyorsa eğer daha fazla çıkış bağlamam gerekecek. Evet. Hammer'la sağ tıklayarak bunların prosesini durdurduk. Şunlara buhar verimini devam ettirelim. Evet. Bu arkadaşı kullanabilirsiniz makineleri durdurmak isterseniz. Ayrıyeten şu arkadaşı da ilk çalıştırmak için bunu kullanmamız gerekiyor ve bu arkadaş Steam üretmeye başlıyor yavaştan. Henüz verimliliği tam değil. Birazdan oturacak. Daha sonra oturacak bu. Bakalım şurada output hatch'imizden. Output hatch'in çıkışı mı yetmiyor acaba? Daha geniş steel pipe'ları deneyelim.
3 tane yeter diye düşünüyorum. Ardından wrench'imizi alalım. Ben sana tıkladım mı? Yakıt. Tabii unuttuk, bu hayvan gibi yakıt tüketiyor. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Baya baya yakıtı içiyor. Ama olsun. Bunlar da içiyordu. Öyle tüketiyorlar. Ardından Steve, sen gel. Diğer steel pipe'larımız gelsin. Bir tane fazla yapmışız. Evet, çok daha hızlı aktarabiliyor. Bir tane daha output hatch'e ihtiyacımız olacak. Onu da hemen halledelim. Wrench gel. Tabii ki de kablo eksik. Ve ben kabloları nereye koydum? Kesin saçma bir yere koydum. Hayır, saçma bir yere koymamışım. Hiçbir yere koymamışım. İlginç. Burada zibilyon tane kablom olması lazım. Aşağıda var mı acaba? Bakalım. Evet, aşağıdalar. Ama rubber'a da ihtiyacım var. Ne yazık ki. Tabii iki fazla kablo aldım. Çünkü benim sadece iki tane kabloya ihtiyacım var. Evet. Ardından da alta bir adet glass ve bir adet output hatch. Şimdi seni durduralım. Ardından wrench'imizi alalım. Sonrasında da diğer output hatch'imizi bağlayalım. Sonrasında da bu arkada, hayır, normal bu çekiç değil. Soft hammer, tamam. Evet, şimdi çok daha verimli bir biçimde çalışması lazım. Tamam, running perfectly. Diğer arkadaşa bakalım. Bakamıyoruz. bir de Q'cu mu kullansaydık da extruder'ımız yok. Tamam, gayet iş görüyor. Evet, bunu da hallettiğimize göre artık güzel bir steam üretimimiz var. Ve kapı demişken, kapı olarak da buraya standart bir şey koymak istemiyorum. Ama büyüyle alakalı da bir şey koymak istemiyorum. O yüzden Carpenter's Door. Şimdi senden yapmamız lazım. Bolca steam'imiz var. Odunumuz da olacaktı bolca. Tamam. Bu iş görür.
Hatta bir tane daha yapalım. Bulunsun elimizde. Store. Peki bunun avantajı ne? Göreceksiniz. Carpenter's Bloom özelliği neydi? Voila! Gördüğünüz gibi istediğimiz bloğun görüntüsünü verebiliyoruz buna. Ve böyle güzel bir arkadaş elde ettik bunun sayesinde. Tamam şimdi. GreekTech'le alakalı fazlalıklar. Şuraya gidebilir. Buildcraft ve Railcraft buraya. Sen buraya. Siz de şuraya gidin şimdilik. Şimdi size ihtiyacım yok. Sen buraya git. Sen buraya. Sen buraya. Ve senle senle buraya. Ayrıca ufak bir tarama da yapmamız lazım şimdi tekrar. Çünkü yapmadığımız bir taraması... Unutmadan golemleri taramış mıydım ben? Hayır. Bunları da taramam lazımmış. Tamamdır. Evet, output hatch'imizi de bir tarayalım. Evet, güzelce bir tarama yaptığımıza göre bayağı bir şey elde ettik. Unutmadan ben yukarıdan bir şey almayı unutmuşum. Carpenter's Hammer. Yok. Carpenter's Hammer. Screwdriver, dur. Şu da bulunsun elimde. Ama kullanmayacağım. Şu an sadece Carpenter's Hammer işime yarıyor. Çünkü bu kapının görüntüsünü değiştirmek istiyorum. Evet. Bu şekilde bir kapımız var artık burada. Tam olarak istediğim şeyi elde ettim. Seni de alalım. Normalde bulunman gereken yere koyalım. Evet. Fazlasıyla mutlu bir köfteyim ben artık. Tabii bunu en kısa zamanda... Şu Blast Furnace'ımı çelik olanıyla değiştireceğim. Blast Furnace'ımı demişim. Boiler'ımı. Çünkü çelik olanı gerekiyor buna. Çelik olanı neden gerekiyor diye soracak olursanız verimliliği yüzünden. Ardından Soft Hammer'ımı alayım. Soft Hammer'ımı almayı unutmuşum. Siz gidin. Soft Hammer gel. Evet. Soft Hammer'ı da aldığımıza göre pişirmem gereken ne var? Bolca bu. Tabi bunu tekrar ayarlamam gerekecek ve şu örümceği bir ara öldürmem gerekecek. Dalga mı geçiyorsun? Neyse, furnace'a gelelim. Output. Evet.
Ve güzelce bir çarkol üretimi gerçekleştirelim. Ardından da bir şey yapmak istiyorum. Trigger. Input. En yakın chest'i seçeceğiz. Items. Sadece charcoal. Target. Down. Ardından output. Inventories. En uzaktaki. Down. Evet. Burada üretilen her charcoal artık buraya gidecek. Hemen bir test edelim emin olmak için. Evet. Unutmadan burası 800'ü geçtiğindeydi. Evet. 800'ü ayarlamıştım. 800'ü geçtiğinde bu duracak. Ha, buna yakıt gönderilmesi kesilecek. Fakat ısısı hala bulunduğu için tabii ısısını göremiyoruz şu an. Isısı hala bulunduğu için bu bir süre daha çalışmaya devam edecek. Bayağı bir süre. Evet. Tabii şöyle bir durum var. Boilerlara baktığımız takdirde burada göstermiyor ama her seviyesi atladığında verimlilikleri kat ve kat artıyor. Yakıt kullanımları aynı kalıyor fakat verimlilikler artıyor. Yani Creative'de falan test edebilirsiniz. Aynı oranda charcoal vererek, yakıt vererek daha doğrusu. Daha az yakıtla daha fazla enerji üretiyorlar. Ya da buhar. Hangisini anlamak isterseniz. Ve artık buhar sıkıntımız da yok. Gibi. Şimdi sanırım yakıt sıkıntımız var. Onun için distillery elde etmemiz lazım. Bir saniye, sen neye? Bunu diyor. Kafan mı güzel kardeş? Evet, sanırım çıkışımızda problem var. Onu da daha fazla şu arkadaştan koyarak halledebiliriz. Evet, örümceklerden nefret ediyorum. Kesinlikle. Gerçek hayatta örümcekleri sevmeme rağmen buradaki örümceklerden nefret ediyorum sadece. Şimdi bakalım bir problem var mı burada Steam kullanımımızda. Çünkü tamam, zombiler ölmeye başladı. Bu güzel bir gelişme. Steam. Hayır, yok. Şimdi şunları da yerleştirelim. Ve ondan sonra devam edelim. Kaldığımız yerden. Mağara varmış. Tamamdır. Bunu hallettiğimize göre gidip şuradan da ayarlamamızı yapalım. Steam çıkışımız çok daha güçlü olsun. Değil mi? Input. Evet, hepsini seçtik. Şimdi Steam çıkışımızın daha güçlü olması lazım.
şu yemeğimizi de halledelim. Oradan oraya koşturmaktan. Ve Minecraft'ın o sakinleştirici müzikleri. Evet, bunlardan bir şey öğrenemiyormuşuz. Evet. Şu an gayet stabil gibi. Çünkü bu durmuş. Çarkollar. Hayvan gibi tükettiği için çarkolu. Ben şimdi şunu bir koyayım. Bu arkadaş bir çalışırsın. Yalnız ufak bir problemimiz varmış, onu öğrendim. Tamam, çalışıyor. Evet, bu dura dursun böyle. Dura dursun. Ben bunu bir süre daha gözlemleyeyim. Bakalım bir problem var mı? Sonsuzca çalışıyor mu? Kardeş kardeş geçiniyor mu? Vesaire vesaire diye. Ona göre eklemeler, çıkartmalar falan yapacağız. Evet. Daha 10 dakikalık bir süremiz var bölüm içerisinde. O zamana kadar ne yapalım? Ben size biraz crafting göstereyim. Tabii aşağıdan eşyaları aldıktan sonra. Artık eşyalarımızı aşağıdan alalım. Bu arkadaş burada çalışsın. Hatta ve hatta aklıma geldi de. Hazır aşağıda Infernal Furnace'ımız var. Onda da biraz çarkola elde edelim, değil mi? Bence güzel fikir. Gel. 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 Ve gel. Tamamdır. Infernal Furnace, kolay gelsin sana. Şimdiden. Sonrasında... kaldığımız yerden devam edelim. Şurada da bolca ağacımız vardı. Gene dışarı çıkmış. Gerizekalı. Nasıl çıkmayı başarıyor onu hala çözemedim ama. Elbet bir gün çözeceğim. Siz de dalın şuraya. Siz de hızlıca üretin. Hatta ve hatta siz de gelin. Çarkol üretimimiz biraz abarttık. Evet, çarkol tüketimimizi biraz abarttık. Fakat steam üretimimizi de abarttık bir yanda. Umarım dediklerimi haksız çıkartmaz bu arkadaş. Biraz da sana yardımcı olayım. Ve seni de taramadık. Bunlar tarandı. Bunlar da taranmamış. Kapılar tarandı mı? Kapıları tarayamıyoruz. Şunları taramıştım. Evet, taramışım. Aşağı inip bir bakalım. Bu arkadaş ne durumda? Evet, bu yeterli değil.
Bu da demek oluyor ki bunu şimdilik bırakabiliriz. Diğer arkadaşlarla yola devam edebiliriz bir süre. Ta ki bu kendine gelene kadar. Yani bunu rahatça idare edebilecek durumda olana kadar. Neyse ben biraz bekleyeyim bölüm arası. O zaman şimdiden size izlediğiniz için teşekkürler. Kötü skriptonik günler. İyi eğlenceler.